de zaten öğrenmek için beni aradınız. Tek tek cevap veremedim. Ama bir asılsız bir haber çıktı ortaya. Sonra onun da devamı da geldi. İlk başta benim sözde bir istifamı verip başkanımızın da bu istifayı kabul etmediği gibi bir haber çıktı. Yani zaten istifa nasıl bir müessesedir? İstifanızı veriyorsanız verirsiniz, onun kabulünü de beklemezsiniz. Çeker gidersiniz. Dolayısıyla zaten hem anlam olarak yanlış hem de gerçekleri yansıtmıyor. Çünkü böyle bir olay gerçekleşmedi. Ondan sonra da yine öğleden sonra saatlerinde bu sefer de son dakika haberi girdi. Yine bu sefer de istifamı verdim ve kamptan ayrıldığıma dair. Bu iki olayın da gerçek olmadığını zaten karşınızdayım. Takımımla beraber de geldim. Birçoğunuzla da birkaç gündür sohbet de ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde yine birlikte sohbetlerimiz de olacak. Şu anda takımımızla beraber Avusturya'da kamptayım. Verilmiş olan yönetimimiz ve başkanımız tarafından bana verilmiş görev doğrultusunda takımımızla, hocamızla, oyuncularımızla beraberiz. Burada elimizden geldiğince takımımızı en iyi şartlarda hazırlayarak lige birinci etap sonunda hazırlamak için burada bulunuyoruz. Transfer görüşmelerinde olmadığını söyleniyor. Transfer görüşmelerinde var mıydınız? Buradayım. Yani burada olduğumu da görüyorsunuz benim. Bu sonuçta bir görev dağılımıdır. Zamanları değişebilir, anları değişebilir, yoğunluğu değişebilir. Ben bu sefer başından beri daha takıma yakın olarak hareket ediyorum. Dolayısıyla transfer görüşmeleri de devam ediyor ama sizlerin de eskiden gördüğü ve takip ettiği kadar şu an anlamıyla o kadar da içerisinde değilim. Ama bu dediğim gibi bu sonuçta bir görev dağılımıdır. Dün öyledir, bugün böyledir. Yarın da ne olacağı yine yönetimimiz tarafımızdan, başkan tarafından belirlenir. Transferini zaten siz bitirdiniz. Şöyle diyeyim, o bir devam eden bir süreçti. Ben zaten göreve başladığımda da ilgi gelmişti. Bu görev içerisinde hem başkanımız hem Sayın Başkan, Sportif AŞ Başkan Vekilimiz Erden Timur da bu sürecin içerisinde bulundular. Hatta son nihai kararın verildiği, anlaşmanın olduğu anda masada başkanımız Sayın Dursun Özbek, oyuncumuz Marka ve kendi menajeri de bulunmaktaydı. Dolayısıyla dediğim gibi bunlar birer süreçtir ve bu sürecin içerisinde de bize verilen görevler dahilinde bizler de elimizden geleni yapacağız. Peki bu durumda bir rahatsızlığınız var mı? Hayır. Ben Galatasaray Spor Kulübü'nün bir görev vermiş olduğu bir çalışanım. Ha bunun yanında da Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu üyesiyim. Dolayısıyla Galatasaray'a hizmet etmek benim için her zaman bir şereftir. Bana uygun görülen, bana verilen görev neyse ben onu her zaman yaparım. Bu bugün böyle olur, yarın farklı şekilde olur. Bunlar bir kırgınlık, bir üzgünlük yaratmaz. Peki dün bir de idmanda yaşanan bir olay vardı. Evet. Anhot'la Kerem arasında. Evet. Bu sizce fazla abartıldı mı? Ne oldu? Nasıl bakıyorsunuz? Çünkü normal bir idmanda olan bir olay gibiydi ama medyada yansıması öyle olmadı. Şimdi sizler yıllardır futbolu takip eden insanlarsınız. Futbol sonuçta temasın olduğu, bir şekilde birilerinin canının acıdığı, diğerlerinin de istemeden de olsa arkadaşını ya da rakibini zarar verebildiği anlar olabiliyor. Bu da bunlardan biriydi. Küçük bir temas. Zaten onun arkasından gerçekleşen başka bir temas da yok. Ufak bir tansiyon artması. Arkadaşlar araya girdiler. Akşamında zaten hem oyuncularımız açıklamaları yaptılar. Hem Fananol takımın karşısında da düşüncelerini anlattı. Dolayısıyla şu açıdan bakabiliriz. Bir kere bir pozitif bir durum var. Çünkü hırs var, istek var. Bu bizim için önemli. Bunun tersi olduğu zamanlar ya da tersini yaşatanlar bizim daha büyük endişemiz olması lazım. Tabii ki bu hırsı da kontrollü tutabilmek lazım. Hepinizin bildiği, görüntülere yansıyandan da gördüğünüz üzere bu çok ufak bir tansiyondu. Gerektiği şekilde de dosya bir şekilde de kapatıldı. Dünkü antrenmanda konuşulan görüntülerden biri de Ömer Bayram ve Aytaç için bir pozisyonu vardı. Bilmiyorum. Yani sosyal medyada çok konuşuldu. Bir yorumunuz olacak mı bu konu hakkında? Şimdi saniyelik, hani birkaç saniyelik şeyi oradan cımbızlayıp aldığımız zaman nahoş görüntüler olarak görünmüş olabilir. Ama olayın tamamına bakmak lazım. Bu sonuçta futbolu da biliyorsunuz. Yani 90 dakikalık bir oyun. Oyuncu yorulduğu zaman, dinlendiği zaman, elini beline koyduğu zaman ya da biraz dinlenmeye baktığı zaman bu koşmuyor ve eli belinde mi duruyor diyeceğiz. Sonuçta bu uzun. Antrenmanlarımız da uzun sürüyor. O anlık geçici bir süre birazcık daha tempoları düşmüş olabilir ama ikisi de hem Galatasaray hem Türk futboluna çok hizmet vermiş arkadaşlarımızdır. Onlar da kendilerinden istenileni görev verildiği takdirde en sonuna kadar yapabileceklerini göstermişlerdir. Dolayısıyla bunu da
sezon başı hazırlık, yoğun hazırlık kampının arasındaki küçük bir istenmeyen görüntü olarak alalım. Ama kendileri de bunun neye sebebiyet vereceğini farkındalardır. Dolayısıyla gerekeni bizim bir şey dememize gerek kalmadan yaparlar. Cenk Bey, bir de Joao Petro ile ilgili Galatasaray'ın uzun süredir bir transfer teması var. Hatta iş bitme noktasına gelmişti. Bir menajerle bir kriz vardı. Şimdi Fenerbahçe'nin devreye girdiği söylüyor. Bu konuda bir gelişmeden var mı size yansıyan? Bana yansıyan çok fazla bir şey yok ama şöyle söyleyebilirim. Devam eden bir süreç var. Dolayısıyla siz de biliyorsunuz sonuçta Galatasaray açısından devam eden bir süreç. Devam eden bir süreç var. Borsaya da açık bir kulüp olduğumuzdan dolayı bunlar ikinci aşamalara geçildiği takdirde açıklanacak olan durumlardır. Ama sürecin devam ettiğini ben size söyleyebilirim. Peki, teşekkür ederim. Teşekkürler. Kolay gelsin. Çok sağ olun.